DMM Medya kanalından herkese merhaba. Niye cumartesi günü video geldi? Hemen kısaca onu açıklayayım. Açıklamıyorum. Sen açıkla. Neyi açıklayayım oğlum? 1,5 ay geçmiş lan arada. Daha mı fazla? Ne bileyim, bakmadım. Yoğunluktan ya. Başka neyden olmuş? Bu arada biz son videodan bu yana bayağı yaşlandık. Şimdi yaşlanmayı da geçtik de program konuşmalı özellikle sanırım. 1 saatten fazla. Allah sabır versin. Onu açıklayayım. Evet, biz Kahramanmaraş'a gittik. Ve sizin için 4 tane video çektik. Bu 4 videodan birini direkt çöpe attık. Çünkü tarihi geçti. Onun yerine de bu hafta bu video yayınlandıktan bir sonraki gün pazar günü konuşmalının final bölümü gelecek. Evet, çektiğimiz programlardan biri konuşmalıydı. Ve bir tane kısa film çektik. Bu kısa filmin de sonuna kamera arkasını koyarım. Çünkü vlog'a koymak için kamera arkası çektik ama koyamadık. Çünkü vlog yayınlanmayacak. Onun yerine filmin sonuna, jenerikten sonra koyarım büyük ihtimal. Hem de süresi uzamış olur. 8 dakikayı geçerse reklamdan daha fazla para gelir. Başrol benim. Evet. Hem de nasıl var? Yalnız bu arada Ankara'da devamını çekebilirdi onu. İkincisi gelebilir aslında da. Evet. Diğer filme bakmak lazım. Bir bildiri daha geç. 2 yıl aradan sonra Bir Fincan Hayat'ın ikinci bölümünü çektik. Ben programı da akışını unuttum bu arada, o program. Yani birincinin devamı gibi miydi? Yani aynı tonda mı işledik yoksa bayağı saldırdık mı, ne yaptık? Yok. Onu bilmiyorum. Konuşmalı da bayağı bir gömçürme var. Ya konuşmalının devamı gibi oldu o zaman. Yenilemiş Ömer'i çıkarmışız arada. Biz devam etmişiz gibi duruyor. Şimdi biz Maraş'a gidecektik zaten. Yani kesin gitmemiz gerekiyordu. Bir çekimin görüntülerini almamız gerekiyordu. Gitmişken bir hafta duralım. Aynı zamanda videoyu da çekelim dedi. Bütün işleri ona göre ayarladık ve gitti. Sonra kaç gün durduk? 10 gün mü durduk? Yok, 6. Aynen, 10 gün kadar durduk. Şimdi bu bir haftanın biz normalde 4 tane video çekmeyecektik. Çok daha fazlasını çekecektik. Planımız da o var değil mi? Herhalde. Biz çok video çekmeye, stok yapalım, yayınlayalım dedik. Bir de oradakilere biraz gaz verelim istedik. Çünkü biz olmadan çekmiyorlar. Biz gidelim, biz çekelim. Gittik, biz de çekemedik. Evet, öyle. Bir yandan da öyle oldu. Şöyle oldu. Biz aslında işte görüntü almaya gitmiştik. O görüntünün teslim edilmesi lazımdı. O yüzden ben Maraş'ta 4 gün uyumadım. Zaten 8 gün durduk galiba. 4 gün uyumadım. Full montajdaydım. 2 gece ofiste yattım. Evet, Maraş Gündem TV'de yattım. Yatmadım aslında, işte çalıştım. Bayağı bir zorlu bir süreç geçirdik. Bu arada işte vlog çektik. Mesela vlogda Ali'yle çok güzel yaptığımız bir sohbet vardı. Onu montajladım aslında da. Koyayım mı buraya? Ya bence gerek yok. Koyayım. Bu videonun sonunda o sohbeti bulacaksınız. Bazı yerlerini keseceğim. Vlog olduğu için fazla şey yapmadık ama vlog olmayacaksa kesmem gereken bayağı yer var. Ya zaten absürt oldu abi. Ya. Bugün günlerden zaten cumartesi bu yayınlanacak. Bak, vlog yayınlanacak. Tamam, cumartesi bu yayınlanacak. Bu cumartesi. Cumartesi bu yayınlanıyor. Pazar konuşmalı gelecek. Evet, pazar günü konuşmalı gelmeyecek. Çünkü biz videoyu çekiyoruz. Ertesi gün, hatta çektiğimiz gün bir şeyler değişiyor. Sonra ertesi gün başka bir şey değişiyor. İkinci gündeyiz. Şu an montajdayım. Bugün cuma. Yarın bu video yayınlanacak. Yine bir şeyler değişti. Hemen açıklayayım. Yarın kısa film gelecek. Normalde videonun içinde hiç konuşmadığımız, hakkında hiçbir şey söylemediğimiz bir kısa film vardı. Başka birine çekmiştik. Yayınlamaktan vazgeçtiler. Biz yayınlasak olur mu falan filan diye konuştuk. Ve yayınlayacağız. Konuşmalı yetişmediği için yarın onu yayınlayacağız. Yani bu videoyu eğer yayınlandığı gün izliyorsanız yarın yayınlanacak. Yayınlandıktan sonra izliyorsanız çoktan yayınlanmıştır. Kanala bir girin, bir bakın. Bayağı tarihi geçmiş videolar oluyor bazısı ama olsun. Yapacak bir şey yok. Karışık olacak yani biraz. Konuşmalı acayip bir şey var. Aslında cuma da yayınlayabiliriz. Yok. Yetişmez mi? Yetişir de. Kasmaya gerek falan. İzlemeyin lan. Her videoda bir çıkış yapmasan olmuyor. Hani konuşmalı. Konuşmalının final bölümünü çekelim diye gittik. Ama sunucu yayıyordu. Son anda tuttuk kolundan, oturttuk kameranın karşısına, konuşturduk. Kanıtım da var. O kanıtı görürüz. Burada kim var? Zorla beni ikna etti eski patronlarım. Bir tanesi bilik bırakmış. Bir tanesine Alman futbolcu gibi kesildi saçlarını. Ömer Bey. Evet, başka neyden bahsedecek? Bir sürü şey var. Şimdi sırasıyla bir videoları söyleyeyim. 28 Ekim'de bu video yayınlanacak. 29 Ekim'de konuşmalının final bölümü gelecek. Bir sonraki hafta 29 Ekim'de konuşmalının final bölümünü yayınlayacağız. Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi. Bir sonraki hafta pazar günü kısa film gelecek. Maraş'ta çektiğim film gelecek. Ondan sonraki hafta Bir Fincan Hayat'ın 2 yıl sonra çekilmiş ikinci bölümü gelecek. Ondan sonraki hafta da Ankara'da çektiğimiz bir kısa film var. Hala bitmeyen bir kısa film var. O kısa filmi yayınlamayı planlıyoruz ama
En azından 3 hafta elimizde varmış ya. Biterse. Bu arada bu 3 hafta boyunca ne olacağını da söyleyeyim. Biz 2 gün önce bir günde 3 video çektik. O videolardan biri şu an hazır. Yayına verilecek. Diğer ikisinin montajını yapacağım. Ondan sonra bu videoyu yapacağım. Ondan sonra konuşmalıyı yapacağım. Yani bayağı yaptım. Son rötuşlarını atacağım. Ondan sonra bir fincan hayatı yapacağım. Ondan sonra kısa filmi yapacağım. Ondan sonra da burada çektiğimiz kısa filmi o zamana kadar bitirebilirsek. Ki bu pazar günü. Pazar gününe kadar bunların hepsini bitirmem lazım. O da niyeyse bir haftadan uzun sürecek gibi. Evet. Onu montaj aşamada. Sonra şöyle olacak. Haftaya Abdülkadir gidiyor. Bir hafta erken gidiyor. Yani bir hafta sonra da ben gideceğim. 8 şehir dolaşacağız. 8 şehirde ortalama günde 1,5 video çekeceğiz. O da 10 güne denk az 10 gün duracağız. 10-12 gün duracağız. O videoların da montajına çekerken başlamam lazım. Çünkü geldiğimizde vakit olmayacak. Gözüküyor mu diye bakıyor. Oğlum sen devam et. Konferans yapacağız. Bilmem ne yapacağız. O videolarda zaten bakanlık projesi. Yani önümüzdeki 3 hafta boyunca. Aslında 3 hafta değil. 2 ay gitti yani. Sen bakacak olur. Önümüzdeki 3 hafta yokuz. Ondan sonraki işte 2 hafta burada montaj sürer. Varlığımızda haber olmayan insanlara yokuz demen de aile bir cazibe. Aralığın sonuna kadar bitirmemiz gerekiyor. Tamam, 2 ay gitti. Tamam. Daha fazla yapacaklarını söylemene gerek yok. Daha fazlasını biz de bilmiyoruz. Yapmayı istediğimiz bir şey var. Ondan bahsedeceğim. Şimdi bunu açıklamak biraz zor. Ama açıklamak biraz zor, siz anlayın. Şimdi mesela şöyle örnek verebilirim. Konuşmalıyı çekerken ki amacımız tepki gösterilmeyen kişilere tepki göster. Yani bundan konuşulması lazım dediğimiz şeyleri konu alacaktık. Aldık da yani ilk iki bölümde aldık en azından. Devamını çekemedi. Çekebilseydi yavaş yavaş işte sokak müzisyenleri gelecekti. Tiyatrocular gelecekti. Böyle 5-6 bölümlük bir planımız vardı. Onda yapamadığımız şeyi yapmayı planlıyoruz. Büyük bir ihtimalle yine burada olacak. Yani şu an kamerada görünen yerde olacak. Solukta mı alacağız? Yok. Yani? Konuşacağız. Kendi aramızda. Her şey olacağına varırım ben. Bunu yapacak olmamızın sebebi de montajının kolay olması. Kapsamlı videolar zaten sürekli çekiyoruz. Ve dışarıya sürekli iş yaptığımız için vakit olmuyor. Vakit bulabildiğimiz anlarda uzun videolar yapabiliriz. Şu an mesela yarım saat vaktimiz var. O yarım saatte bu kaydı alıyoruz. Şimdi bu kayıt bittiğinde yukarı çıkacağız ve ben montaja gireceğim. Daha da akşam 8-9'a kadar. Neyse, söylemek istediğim şey Maraş'ta çekilmiş olan videolar gelecek. Ama siz ne ara Maraş'a gittiniz, ne ara çektiniz demeyin. Bir de bu videoyu çekerken fark ettiğimiz konuşmalının 3. bölümü 29 Ekim'e denk geliyormuş. 29 Ekim'iniz kutlu olsun. 2. mi 3. mü? Konuşmalının 3. bölümü. Ben niye 2 olarak biliyorum oğlum? Ödülü kırdıktan hemen sonra. 2 iş ama ben 2 saymıyorum çünkü şey gibiydi. Hani bayağı tepki videosu gibiydi. Tamam neyse devam etsen. Metehan'la İlker abi. Tam yayınlamadık ki onu. Yayınladık mı? Araya da işte kestiğimiz kısma tekrar çekim yaptık. Hatta ben çıktım. Hiç hatırlamıyorum ya. Lan kendi izlediğimiz çektiğimiz videoyu. Şuradan izleyebilirsin. Ya bak böylelikle izletmiş oldum gördün mü? Evet yarın görüşmek üzere. Film güzel oldu bence. Montajı da biterse çok daha güzel. Ben onları düşünüyorum. Nasıl yaparım nasıl? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ya da bakmayın. Bu kimsenin umurunda değil. Tamam. Çünkü umurunda değil kimsenin. Benim de umurumda değil. Kendinize iyi bakın ya da bakmayın yani. Umurunda değil. Tamam, umurundalar gibi yap. Umurunuzdaymışız gibi yap. Tamam. Seni şüpheye düşürmek için. 15 dakikadır. Bu sefer kayda kesin girdik galiba. Şu an akıyor. Az önce de akıyordu da kaydetmiyordu. Filmde bir sahneyi böyle çekemediğimizi düşünsene. Biz 8,5 kere denemişiz. Hepsinde çekemiyoruz. Şimdi sen kimsin? Orada ne geziyorsun? Ben kimim? Burası neresi? Bizim burada ne işimiz var? Sırası. Ben Ali. DMM Media çalışanlarındanım. Çalışıyoruz arada bir. Bazen çalışmıyoruz. Kafamıza göre takılıyorduk. Gökhan Vurer. DMM Media imtiyaz sahibi. Bu sektörün bana kattığı en büyük şeylerden biri imtiyaz sahibi kelimesidir. Yani şirket sahibi demek sanırım. Öyle bir anlamı var. Ya da yetkili de olabilir. Emin değilim. Biz neredeyiz? Şu an Kahramanmaraş, Maraş Gündem TV ofisindeyiz. Akto taraflarında ama hangi akto olduğunu söylemeyeceğim. Buradan reklamı da girdim araya. Bizi de gör lütfen. Bak biz burada o kadar emek veriyoruz. Sayın kimdi? İşte unuttum ama sayın yani. Bugün günlerden ne? Cuma. Biz salı gününden beri niye vloğa devam edemiyoruz Ali'ciğim? Çok yoğunuz ya. Bir gün konuşmalı çektik sanırım. Öyle hatırlıyorum. Ben de artık program yoğunluğundan dolayı çok yıpranmış bir durumdayım. Asıl yıprattığın kişi benim. Sen niye yıpranıyorsun oğlum? Burada bana laf geldi, onu da bir açıklayayım. Bana fütursuz bir şekilde teklif edilen işi fütursuz bir şekilde kabul ettim. Fütursuz bir şekilde de çektim. Fütursuz bir şekilde de çektim. Bildiğim kadarıyla 20 dakikalık bir video olacaktı. Ben de 7 saatlik görüntü aldım. Toplam yani 140 GB'a yakın. Sonra 10 dakikalık bir video çekilmiş. Benim 7 saatlik görüntüden 10 dakika video çıkınca sağ olsun Gökhan patron çok güzel sözlerle bizi telkin etti. Bundan sonra böyle hatalar yapmayacağız. İşte bundan sonra böyle hatalar yapmayacağız daha. Başını okşaya okşaya öğretsin. Daha az video çekeceğiz. Yaklaşık
kaç bindi? 1200 görüntü mü çekmişim? Toplam 1400 fotoğraflarla beraber. Fotoğraf niye çektiğini de anlamadım ama. Bir sürü laf kalabalığı yapıp asıl soruyu kaçırıyor. Şimdi biz konuşmalı çektik. Konuşmanın kamera arkasını kim çekti Ali'ciğim? Sen. Sen neredeydin Ali'ciğim? 4 tane kamera kurdum. 5. ile kamera arkası kaydettim. Sen neredeydin? Ben yoldaydım onda. Bu arada şu an elimde tuttuğum kamerayı da deniyoruz şu an, test ediyoruz. Konuşmalıda bir açıyı bununla kaydettik, test ettik. Bu vlogun arasına da bununla görüntü koymak istedim. Akşam da kısa film çekeceğiz bu kamerayla. Sanırım o Canon X'a 60. 80'e paramız yetmedi, 60 aldık. 80 var mı? Tamam, 60 yeter 90 zaten. 90 da var. 90 da mı var? Evet. 90 alalım. 5-5 gitmişler. 60'dan sonra 65, 70, 75, 80, 85, 90. 95 var mı? Bilmiyorum onu. 95 zaten sevmem. Ben 30'un katlarını seviyorum. Kayıt yaparken de 30, 60, 90 diye gidiyorum. 120'ye daha hiç çıkamadım. Şimdi biz bu görüntüyü fazla uzatırsak ne olacağını biliyorsun değil mi? Evet. Ben görüntü uzatmak benim işim ya. Ben çok uzatıyorum görüntüleri. Uzatırsak montajda olduğu gibi bir şey olmayacak. Dosyayı aktarmak konusunda sıkıntı çekeceğiz. Çünkü bu kamerayı biz götüreceğiz yani. Her karta da yazamıyoruz yani. Bir de bu ne kadar çok büyük şey kaydediyorsa 1 dakikalık video çekiyor, 8 GB dosya kaplıyor ya. O yüzden belimiz bükülüyor artık. 128'lik kartlar olmuş 400 lira.